Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yine değişik bir video ile projeyle karşınızdayım. Bir doğa kendin yap projesi bu seferki projemiz. Özellikle bahar, yaz ve sonbahar döneminde haşerelerden, böceklerden, sineklerden, özellikle sivrisineklerden fazlasıyla çekiyoruz kamp alanlarında, hatta evlerimizde de dahil olmak üzere. Bu tip hayvanlardan korunmanın çeşitli yöntemleri var. İşte daha önceki videolarda hatırlarsanız bir bileklik incelemiştik sizinle beraber. O bileklik ne yapıyordu? İşte onu kolumuza takıyorduk. 10-12 saat boyunca bizi çeşitli böceklerin saldırısından koruyordu. İşte sivrisinek sokması, işte kene ısırması vesaire gibi. Çünkü üzerine bir kimyasal bulaştırılıyor onun. O kimyasal neticesinde o kimyasalın kokusu böcekleri çok fazla rahatsız ediyor. Ancak biz o kokuyu almıyoruz. Sadece böcekleri alıyor. Veya işte belki eczanelerde görmüşsünüzdür veya yazlık yerlerde satılır. Spiral şeklinde yeşil bir tütsü gibi bir şey var. Onu yakıyorsunuz. Sinekler gelmemeye başlıyor. Ya da üzerimize kov veya sinkov, of gibi kimyasal, çeşitli kimyasallar içeren bazı spreyler sıkıyoruz ve sineklerden bu şekilde korunmaya çalışıyoruz. Ancak bugün yapacağımız projede olayın birazcık daha doğal yönüyle ilgileniyoruz. Tamamen organik, hepinizin evinde bulunabilecek malzemelerle sivrisineklerden, küçük böceklerden nasıl korunacağımızı anlatacağım. Ve bununla ilgili bir ürün yapacağız hep beraber. Öncelikle ihtiyacımız olan şey Türk kahvesi, su ve bağlayıcı olarak da beyaz tutkal. Eğer beyaz tutkalınız yoksa şekerli su da kullanabilirsiniz. O da aynı vazifeyi, bağlayıcı vazifesini görüyor. Ben gördüğünüz gibi burada hazırladım. Birazdan bunun nasıl yapıldığını izleyeceksiniz. Özetle Türk kahvesini suyla karıştırıp bir bulamaç haline getiriyorum. Onun üzerine tutkalı ekleyip tekrar bulamacı iyice karıştırıp burada görmüş olduğunuz gibi ahşap çubuklar üzerine yapıştırıyorum ve kuruyunca gördüğünüz gibi taş gibi oluyor. Benim birkaç gün sonra bir kamp aktivitem olacak. Oraya giderken kendime sineklerden korunmak için birkaç tane hazırladım. Bir tanesi yaklaşık 2 saat kadar yanıyor. Ben şimdi burada 3 tane hazırladım. Bu da demek oluyor ki 6 saat boyunca beni sineklerden koruyacak. Bunu çadırınızın içerisinde yakıp çadırınızın içerisine de koyabilirsiniz. Evet, bunu yakarak kullanıyoruz arkadaşlar. Hatta bir tane gösterelim. Buna kabaca tütsü diyebiliriz arkadaşlar. Çok ince bir duman yayıyor. Peki bu hayvanlar bizi nasıl buluyor? İşte vücudumuz bazı hormonlar salgılıyor. İşte steroid salgılıyor. Nefesimizde karbondioksit aşağı çıkartıyoruz. Koku duyusu güçlü olan bu hayvanlar bu kokuyu takip ederek bize ulaşabiliyor. Ancak bu koku duyusu güçlü olan hayvanların diğer bazı hassas kokulara karşı da aşırı reaksiyon gösterip o kokulara yaklaşmıyordu. İşte örneğin nane, fesleğen, limon, dul kadın otu, işte kahve gibi. Bunların içerisinde bir takım eterik yağlar var. Bu eterik yağlar aşağı çıktığı zaman bu hayvanları rahatsız edip uzaklaşmasını sağlıyor. Biz de bu doğrultuda bu tütsü diyebiliriz. Bunları tütsüleri yapıyoruz. Bunu çadırınızın içerisinde yakabilirsiniz. Birkaç tanesini çadırınızın kapısının önüne dikip yaktıktan sonra çadırınızın kapısını tamamen açıp çok ferah bir şekilde uyuyabilirsiniz. Hiçbir şey değilse yapamazsanız evinizde bile kullanabilirsiniz bunu. Çünkü evin içerisinde böyle bir tütsüyü, yani kahveden yaptığınız böyle bir sinek koruyucu yaktığınız zaman pek çok haşere evinize girmekten vazgeçecektir arkadaşlar. Özellikle benim gibi kahveyi çok seven bir insansanız kokusu hatta sizi cezbediyor. Yani çok tatlı bir kokusu var. Onu kokusunda rahat rahat vakit geçirebiliyorsunuz. Rahatsız eden bir kimyasal içermediği için güvenle kullanabilirsiniz. Tamamen organik arkadaşlar, tamamen doğal. Bence kampa giderken böyle bir set hazırlayıp çantanızın bir köşesine koymanız kamplarınızda sizi rahat ettirecektir. Gördüğünüz gibi çok ince bir dumanı var. Bu çıkan duman İşte bu küçük hayvancıkları, haşereleri rahatsız ederek uzaklaştırıyor. Pek çok eklem bacaklı üzerinde işe yaradığına ben bizzat şahit oldum arkadaşlar. Dilerseniz şimdi videonun yapımına geçelim. Bakalım bunları nasıl yapıyoruz ve bunları nasıl kullanacağız.
Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanalıma aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz videolarıma çok daha rahat ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.